Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere bulut gibi hafif, nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle üzerine koyacak olduğumuz çikolata sosu hazırlıyoruz. Bunun için bir paket çikolata sosu uygun bir tencereye alalım. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Üzerinde yazılan miktardan yarım su bardağı eksik süt ilave ederseniz kıvamı daha güzel olacaktır. Ocağın üzerine almadan çikolata sosumu karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıp koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Ocaktan aldıktan sonra da ara ara karıştırın, üzeri kabuk tutmasın. Bu şekilde kıvamı daha güzel olacaktır. Evet, şimdi ocaktan alıyorum ve kenarda tamamen soğumaya bırakıyorum. Ben de sütlü muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. 1 litre sütü tenceremize alalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ilave edelim. Damak zevkinize göre miktarı çoğaltabilirsiniz. 4 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da buğday nişastası ekledim. Dilerseniz mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. 1 tane yumurtanın sarısını da ilave ettikten sonra ocağın üzerine almadan bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İçinde hiç topak kalmasın. Sonrasında ocağın üzerine alacağız ve hiç bırakmadan sürekli karıştırarak bu sade muhallebimizi pişireceğiz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Aksi takdirde içinde topaklanmalar oluşabilir ve aynı zamanda dibine de tutabilir. Hızlı bir şekilde zaten koyulaşıyor. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya ve kaynamaya başladı. Ocaktan hemen almıyorum. En az şöyle 2 dakika pişirmeye devam ediyorum. Bu şekilde kıvamı daha güzel olacak. Sonrasında ocaktan aldım. Üzerine 1 paket vanilin ilave ettim ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Biraz ılıması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kenara alalım ve ara ara karıştıralım. Yine kabuk tutmasın. Şöyle 15 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını sağlayalım. Biz de bu arada muhallebimizin arasında kullanacak olduğumuz bisküvili karışımı hazırlayalım. Ben tekli paketlerden 1 paket petibör bisküvi kullandım. Farklı bisküvi çeşitleri de kullanabilirsiniz. Biraz daha lezzet katmak için şöyle 1 çay bardağından biraz az ceviz ekledim. Ve cevizle birlikte un kıvamına gelene kadar çekiyorum. Ceviz yerine fındık koyabilirsiniz veya farklı çerez çeşitleri de koyabilirsiniz. Evet, bisküvi ve cevizimizi çektikten sonra şimdi hemen muhallebimizin başına tekrar gelelim. 15 dakika kadar bekledi ve şimdi üzerine 1 poşet toz krem şantiyi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum mikserde. En az 3-4 dakika boyunca karıştıralım. Bu şekilde bütünleşecek ve kıvamı çok güzel olacak bu güzel muhallebimizin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bunu pasta tariflerinde de kullanabilirsiniz. Farklı bisküvi pastalarında da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ben böyle küçük kavanozlarda hazırlamak istedim. Dilerseniz bardaklarda veya farklı kaselerde de hazırlayabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar haplarımın dibine bisküviden koyuyorum. Sonrasında üzerine muhallebimizden koyalım. Dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Dilerseniz aralarına muz veya farklı meyve çeşitleri de koyabilirsiniz. Ben böyle bisküvi, sonrasında sade muhallebi, üzerine çikolata sos olarak yaptım. Sizler dediğim gibi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Arasına muz da çok yakışacaktır eğer evinizde varsa. Son olarak üzerlerine ben çikolata sosla tamamladım. İsterseniz ganaj hazırlayabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Veya benim gibi böyle bir çikolata sos hazırlayabilirsiniz. 2 tanesine sos koymadım. Onların üzerinde yine bisküviyle tamamlıyorum. Böyle de çok güzel oldu. Fikir olması açısından bunu da sizlere göstermek istedim. Evet, bu nefis tatlımız artık hazır. Dolapta şöyle 1-2 saat dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Sıcak sıcak bile çok güzel oluyor. İster sıcak ister dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Son olarak üzerlerini toz yeşil fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.
Tatlılarımız yarım saat kadar buzdolabında dinlendi. Çok fazla dinlendiremedim. Ama dinlendikçe daha güzel oluyor tadı. Evet, şimdi şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra da yorumlarınızı bu videonun altına mutlaka bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok sütlü tatlı tarifleri, şerbetli tatlılar ve birbirinden güzel çay saati ikramlarını kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.